Efendim Alt Perikanlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Enis Kilazoğlu. Bugün sizlerle beraber Türkiye'de faaliyet gösteren bir e-spor takımının evini ziyarete gideceğiz. Hatta şu anda evlerinin önündeyim. Gaming House diyelim aslında. Ev yanlış olur belki de. Royal Bandits takımını ziyaret edeceğiz. Gezeceğiz, konuşacağız. Hazırsanız hatta kapıyı tıklıyorum ve başlayalım gezmeye. Sürpriz! Efendim. Ne haber abi? İyi abi sen? İyi benden de. Evet, Royal Bandits'in evine girmiş bulmaktayız. Sen ne ara girdin kameraman arkadaşım bilmiyorum ama teşekkür ederim hızlı olduğun için. Emir, buyur seni yanıma alayım. Gel şöyle. Gel. Şimdi Emir bize, bu arada Emir kendini tanıtır mısın izleyiciler için? Ben Royal Bandits'in menajeriyim. Genel olarak LoL ile ilgileniyorum. Onun dışında İstanbul Teknik Üniversitesi'de okuyorum hala. Eş tercihim varsa onu da bilet. Yeter be kardeşim burada sabah. şaka yapıyorum. Şimdi seninle beraber ilk başta benim bakmak istediğim yer oyuncuların çalıştığı yer. Yani oyuncuların böyle bir kendilerini yorduğu spor yaptığı yer. Oraya doğru bize eşlik edersen çok sevinirim. Çek şunları çek. Bak şu ikisini çek. Oğlum tüm büyüsü kaçtı ya. Tüm büyüsü kaçtı. Biz daha yeni gelmiştik buraya halbuki. Şimdi burada şu anda 3 kişi var. Görüyoruz 3 tane oyuncumuz. Şu anda çalışıyor, spor yapıyor. Herhalde spor yapıyor diyebiliriz yani. Bir tanesi video seyrediyor. Bak o arkadaşla ilgilenin isterseniz. Oynuyormuş gibi yapıp video seyrettiğini fark ettim şu anda. O da önemli bir parçası bu arada. Değil mi? Tabii. Replay izlemek çok önemli. Yani. Peki şimdi burada ne oluyor hocam? Genel olarak nasıl bir rutin gerçekleşiyor burada? Ya genel olarak burada hani sabah biz normalde kalkıyoruz, kahvaltımızı ediyoruz. Ondan sonra yukarıda bir hani gün, o gün içerisinde ne yapacağımızı değerlendiriyoruz. Sol aki olsun, atacağımız skrimler olsun. Daha sonrasında kendi rutinlerini burada gerçekleştiriyor işte. Dütte izliyorlar şey. Bir oyuncunun günde kaç saati bu odada geçiyor? Veya hani aylık bir zaman dilimi mi verilir? Günde kaç, bütün zamanı burada geçiyor. Çok tuvalete gitmeleri dışında genelde burada var. Hani. Şimdi burada bakacağımız çok fazla bir şey yok. Ben kendi gözlemlediğim şeyleri söyleyeyim. Birincisi şurada bir sanırsam board'unuz, tahtanız var. Not aldığınız veya bir şey yazdınız. Taktiklerimizi çekmezsiniz. Taktikleri çekmeyelim de. Evet. Şurada bir tahta var. Yani. Geçti bu arada çekebilirsiniz. Ha, o zaman çek. Evet. Yapıştır. Tamam taktikleri. Burada bir ekranınız var. Şurada bir ufak bir siyah tahta var. Hani bir anı tahtası gibi sanki. Öyle oldu yani kendiliğinden öyle oldu. Biz normalde orayı hani şey diye düşünmüştük. Hani taktik yazarız, günlük hedeflerimizi yazarız diye düşündük ama herkes kendi adını yazdı. Çok da karışmadık yani. Bazen her şey planlandığı gibi gitmiyor olabiliyor. Şimdi bu tarafta da motivasyon boardları mı diyeyim artık, motivasyon posterleri mi diyeyim işte. Royal Bandits'in ambleminin olduğu bir duvara işleme var. Onun yanında hemen bir poster var. Şurada ye, uyu, oyun, tekrarla. Aynen. Amacını yani ne yapmamız gerektiğini özetliyor açıkçası. Peki oyunculardan şöyle bir biçim baktığım zaman şunu fark ediyorum. Masalar biraz yakın birbirine geliyor. Mesela rahatsız ediyor mu seni masaların birbirine yakın olması? Hiç yok. Beklemiyordu değil mi? Çayını yudum. Çayını yudum diyecekti. Hiç bu soruyu beklemiyordu yani. Yok yani hiç rahatsız etmiyor hatta. Ya çek şu kolunu be falan diye böyle bir şey olmuyor. O kadar dar değil yine geniş ya. O sordum çünkü hani ben League of Legends'ın aktif bir oyuncusu olmadığım için şeyi merak ediyorum. Geniş mouse hareketleri yapıyor musunuz? Ya tabii ki de çok yakın değil birbirine yani ama gene de bir sorayım dedim. Hani çünkü belki söyleyemediğiniz bazı şeyler vardır. Şimdi burada yönetim kısmına yani. Şimdi hazır bizi bulmuşken arada mevzu çıkmayacağı zaman gelmişken konuşalım dedim yani ben de. Yani basının gücünü kullanmak istiyorsanız bak burada şu an gücü var kendisinin. Bakın telefon şarj eden kasa üzerinden bir arkadaşımız var. Kasaların içinde bu arada donanım olarak ne var? Yani kabaca. i5 6600 var. 1060 Nvidia. Ekran kartı. Yeter. Aynen. Bu kadar yeter bana yani. Performans olarak o zaman bir sıkıntı yaşamıyorsunuz zaten League of Legends'da. Şey bilgisayarımız var. Daha çok yayın bilgisayarı olarak kullandığımız bilgisayar var. Onun biraz daha donanımı daha yüksek. i7. 1080 ekran kartı onunla. Bu masa yayın masası olarak mı geçiyor? Burada yoksa takım koçu veya işte menajeri veya sen hani oyunu mu? Menajeri falan oturuyor ama yayın içinde kullanabileceğini düşünmüştük. Daha yayına çok başlamadık. Yayın Twitch kanalımızı daha aktif hale getirmedik ama şu an bir yayın ekibi de oluşturduk. Onlar da yavaş yavaş çalışmaya başlayacaklar aynen. Şimdi oyuncuların dinlendiği alana bakalım. Sanırsam şurada respawn araya yazan yer de oyuncuların kaldığı ve konakladığı yer yani. O zaman bize eşlik edersen şöyle bir. Toplamda 1, 2, 3, 4. Hepsi birer oyuncu odası değil mi? Tuvalet. Burası tuvalet. Aynen, bu üç oyuncu odası. Bu odanın içerisinde bir tane tuvalet var. Kendisine ait. Oyuncular burada beraber mesela. Burada şöyle bir içeri hatta bir tanesinin içine girelim hatta bakalım ya.
Burası bir oda ve iki tane yatak görüyorum şu anda. Peki oyuncular normalde bu kadar tertipli mi, yoksa biz geliyoruz diye bir aşırı bir şey mi oldu? Hani böyle bir yatak toparlama durumu mu oldu? Bu ara evet tertipliler yani. Genelde bu ara biraz buz aldığımız için bazı maçlarda bir başarısızlık olduğu için üzerlerinde bir baskı var yani. Ama mesela hani kazandıktan sonra biraz daha yatağı evet, dağınık bırakmak. Kazandıktan sonra krallar hani. Burada istedikleri şeyi yapabiliyorlar. Ha, burası menajerlerin kaldığı ve konakladığı yer. Bak aradaki farka bak. Birincisi iki yatak arasında bir boşluk var. Menajer olarak özellikle bu odayı böyle ayarladığınızı itiraf eder misiniz? Tabii o birazcık şey var orada yani. 200'lük var açıkçası. Dobra dobra itiraflar. Burada özel bir tuvalet var. Burada gardıroplar var. Mesela odalarla ilgili yaşadığınız bir sıkıntı var mı? Veya şu özellik çok iyi oldu. Bu yüzden mesela espor oyuncularına tavsiye ederim diyeceğiniz böyle odayla ilgili çok önemli olmasa gerek diye düşünüyorum ama spesifik bir şey. Yani işte horlayan oyuncu ile uykusu ağır olan oyuncuyu eşleştirmek falan gibi. Yani öyle bir şey var. Management sistemi var yani. O önemli. Çok mantıklı bir sistem. Hiç aklıma gelmemişti. Horlamak çok 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 büyük sıkıntı. Uyku çok önemli. Biz şimdi bir de burun bantları falan da aldırdık oyunculara. Zorla taktırıyoruz bazen istemese de. Yani. Peki en çok horlayan oyuncu hangisi? Cengizhan. Cengizhan. Cengizhan, buradan da selamlarımızı iletiyoruz sana. Geçmiş olsun. İfşa ortaya çıktı. Burada da bir yabancı oyuncumuz mu kalıyor şu anda? Evet. Niye o uyuyor? O hep uyuyor. Ciddi anlamda hep uyuyor. Yani salona geliyor, salonda uyuyor. Yani ofise gidiyoruz, ayet ofisinde. Ofiste uyuyor. Burada yerde uyuyor. Her yerde uyuyor. Öyleymiş. Kendisinin odasına şöyle bir ufak bir uyuyan oyuncuyu aktif olarak görmek için şu anda. Çok sessizce. Evet, şu anda oyuncumuz uyanmakta. Evet, inat ediyor şu an. Uyanmamak istiyor yani. Bir e-spor oyuncusunu doğal ortamında şu anda çekiyoruz gördüğünüz üzere. Emir Bey. Hi to camera. Kameralara gerçekten çok sıcak yaklaştı. Nereli kendisi? Çek Cumhuriyeti. Tabii sıcak memleketi buldu şimdi adam. Devamlı uyumak istiyor yani. Yani burada kalsak bu böyle devam ediyor 2 saat. O yüzden bir şey değişmeyecek yani bu böyle. Kesintisiz yani. Evet, kendisi şu anda belki de binlerce insana kendi uyuma halini göstermiş oldu. O zaman oyuncu odasından çıkıp bir de üst kata bakalım. Üst kat çünkü siz nasıl rahatlama adı verdiğiniz alan. Oraya da bir bakalım, bir görelim yani. Burası da siz Gaming House'un üst katı. Şimdi burada böyle bir tamamıyla rahatlanma amaçlı yapılmış bir oda diye düşünüyorum yani. 2 tane kanapeniz var. Burada da 2 tane kanapeniz var. Güzel. Ben de şey gibi oldum hani, evleri inceleyen adam gibi. Buraya abi şöyle bir şey yaparız sana diyecek gibi oldum. Yani burada ne yapıyorsunuz tam olarak? Ya işte burada sabah aşağıda dediğim gibi değerlendirmemizi yapıyoruz. Hani gün içerisinde ne yapacağız? Solo queue olarak, iskrim olarak herkes ne çalışacağını söylüyor takımca. Onun dışında replay izliyoruz. Yani lig maçları uzanan lig maçlarını izliyoruz. Onun dışında gece işte stres atmak amacıyla böyle salya akıtarak Survivor izliyoruz. Onu da yapıyoruz. Gündüzleri de bazen kısmetsi olur. Aynen. Seyrediyorsunuz diye tahmin ediyorum. Mesela kısmetsi olur seyreden bir arkadaşımızla beraberiz şu an hocam. Kendinizi tanıtabilir misiniz ekranlara? Ben menajerim. Diğer menajer. Çok seviyorum kısmetsi olur'u. Yani beraber izliyoruz. Favori karakterlerim var. Kendisiyle bundan sonra kısmetsi olur değerlendirme yapacağız. Kim gitmeli, kim kalmalı onun üzerine konuşacağız diye tahmin ediyorum. Sen beraber kalıyorsunuz o zaman siz değil mi odada yani? Az önce gördüm kendinize özel güzel bir suite oda ayarlamışsınız yani diğer. Olsun artık yani bir banyo yaptık kendimize oraya, güzel oldu. Şöyle bir alayım. Bir iki hazır ikinizle yan yana bulmuşken ikinize de bir iki ufak soru sorayım şimdi. Oyuncularla birlikte yaşamanın en büyük sıkıntısı ne oluyor? Veya oyuncularla idare etmenin veya oyuncularla konuşmanın en büyük sıkıntısı. Hep olumsuzluktan başlarım, olumluya doğru da gideceğiz. Şimdi yaşları itibariyle hani bir sorumsuzluk, bir kan kaynaması, bir böyle kavrayamamışlık var. Hani onunla baş etmek biraz zor oluyor. Ben bir şey anlatacağım bununla ilgili. Geçen benden hindi istedi. Hindi, aynen hindi istedi. Biz böyle sürekli ev yemeği yiyoruz bilmem ne. Yani ev yemeği yemiyorlar. Hep böyle dışarıdan söyleyelim falan. Yani arada hem sağlıklı olsun hem protein olsun diye ben de hindi aldım. Böyle çok heveslendi. Yapalım, yaptık. Neyse ben kuzenimin nişanına gideceğim. Dedim hindi hazır yiyeceğim mi? Yiyeceğim. 2 gün sonra geldim. Aynı yerde duruyor hindi. Dedim niye yemedin? Dedi ki bak nasıl yiyeceğimi bilmiyorum. İlk bu. İkincisi bu doğru bu arada. Yani doğrulayabilirsiniz. Sonra dedim ki niye kaldırmadın o zaman? Söylemedin ki. Dedim nasıl yaşadın 18 yaşına kadar sen nasıl? Var mı sende böyle bir anı? Bu kadar büyük bir anı lütfen olmasın artık yani. Yok, sıkıntı şey vardı. İlk birkaç gün geldiğimizde full yani mutfak temizliyorduk biz böyle şey gibi kafamızda bantla sürekli mutfak temizliyorduk. En son ben bir tane yazı yazdım buraya bulaşık bırakırsanız kolunuzun kırılmasına sebep olabilir falan diye. Bıraktılar mı?
bırakanlar oldu bir iki tane ama sonra azaldı iyice. Kol kırılmış gerçekten. Ya kırılmadı da yan içinde kaldım. Yok yani bir şey olmadı da. Peki olumlu taraf olarak oyuncularla birlikte yaşamanın avantajını ne olarak söyleyebilirsiniz? Tabii oyun olarak elbet avantajı vardır. Bir arada kalmanın çok büyük avantajları var ama bunun dışında böyle hani göze çarpan bir avantaj var mı? Yani hiç aklına gelmedi. Bir düşündü yani adam orada. Yani düşündüm evet ya, düşünmemiştim. Yani kontrol altında tutabiliyorsunuz yani. Hani o yani çünkü biraz daha biz böyle hani underdog dediğimiz daha böyle hani profesyonel olmayan oyuncular çalıştığım için halihazırda hala yükselme takımı olduğumuz için hani o yüzden böyle üzerlerinde bir kontrol kurmak, hani ne yaptığını gözlemlemek, hem arkasında ya atıyorum ben oyuncunun yanına oturduğum zaman bile oyun stili bir anda değişmeye başlıyor yani o rahatlıktan. Yani bir anda birine çok sinirlenmiş, oyunu böyle fırlatıp atmaktan bir yani beni biri izliyor hani daha hani ona göre oynayayım. Var mı hocam sende? Yönlendirmesi daha rahat oluyor ya. Onlar sonuçta oyuncu olmak için güzel yani yönlendirmeye ihtiyaçları var. Bir de onların da bazen böyle güzel şeyler söylüyor. Benim hiç düşünmediğim şeyleri böyle daha farklı bir bakış açısıyla çok alakasız bir şekilde söylüyorlar. Bir şeyler öğreniyorsunuz yani. Onlar da size bir şeyler öğretiyorlar. Çift taraflı bir kazanç var o zaman burada yani. Peki o zaman bir de şöyle seninle beraber Emir şöyle bir tura çok ufak devam edelim. Teşekkür ederim. Hem kısmet olur değerlendirmen hem de cevapların için yani. Şimdi burası da sanırsam az önce burada beraber yemek yedik gerçi hep birlikte. Şimdi hiç ayak yapmayayım yani bayağı gömdük bir şeyler birlikte yani. Burası oyuncuların genellikle yemek için kullandığınız bir yer mi? Onun dışında bir faaliyeti var mı buranın? Yani toplu yemek yiyelim kafasına girdiğimiz zaman bu yani kamp zamanlarında burada yemek yani yemek saatimiz belli olduğu için burada yemek yiyoruz ama yani onun dışında aşağıda bilgisayar başında yemeği tercih ederim. Şimdi onu diyecektim. Normalde hepimiz ergenken böyle aileyle yemek yemek zor olurdu ya hani şeyden dolayı. Aynı saatte denk gelmezdin sen farklı bir zaman diliminde yaşardın falan yani. Burada da kesin öyle oluyordur diyecektim. Oluyor. Evet aynen oluyor. Biz geliyoruz diye beraber yedik Allah'tan yani en azından öyle bir avantajımız oldu ama normalde evet bilgisayar başında yemek daha arkadaşların da alışık olduğu bir şeydir. Son olarak şurada bir Tuncan'ın hemen arkasında bir terasımız var. Kendisi çekemiyor ama buradan bir manzarası var. Tuncacığım hiç rahatsız olma. Kolay gelsin. Ne oldu ifşa mı oldu? Tunca Arslan ifşa. Şu anda canlı canlı. Terk etti gitti ortamı. Hala daha terk ediyor. Burası da terasın yani üst katın balkonu diyelim. Şu anda en üst kattayız. Manzarası da bayağı hoş ve güzel açıkçası. Özellikle yaza doğru yani havalar biraz daha ısındıktan sonra burada bayağı vakit geçirirsiniz diye tahmin ediyorum yani. Tabii şu anda kullanmıyoruz yani sürekli yağmur yağıyor, şey oluyor, bir şey oluyor. Yazın oldu mu burada mangaldır, bir sandalyedir atıp böyle bir rahatlama olabilir. Evet, Royal Bendis bundan sonra beni de transfer etmiş e-spor oyuncu olarak. Ben de yazın sadece ama yaz sezonunda burada top koşturacağım diye düşünüyorum yani. Çünkü bayağı güzel manzara açısından da. Tamam çekme moralim bozuldu kapat. Buradaki bu yani buraya kadar gelmiş yani şimdi bu çok meti. Girdiğimizden beri çünkü jacuzzi'den bahsediliyor. Bir hani bir jacuzzi deniliyor demek. Üst katın şu anda banyosunun önündeyiz yani. Açıyorum kapıyı. Tada! Jacuzzi. Oyuncular genellikle burada herhalde duş alıyor. Yani bu hani burada da alıyorlar, aşağıda da alıyorlar ama burası bir ayrı tabii ya. O doldurunca, bir içine girince sıcacık. Belli sen de çok faydalanmışsın buradan. Yaşadın çünkü. Aynen. Ya onlar üşeniyor bu arada. Üşenmeseler her gün şey yapacaklar da. Üşenmedikleri zaman da o stres atmak için birebir yani. Şey sistemi var mı evde mesela? Hani iyi oyundan dolayı sen şuna layık görüyoruz. Sen bunda daha fazla vakit geçirebilirsin. Mesela atıyorum yani çok başarılı, haftanın en başarılı oyuncusu. Misal veriyorum şu anda. Jacuzzi'den ekstra faydalanma şansına sahip olacak gibi böyle ufak tefek şeyleriniz var mı? O kadar bir kuyruk olmuyor Jacuzzi'nin önüne genelde ya. Çok yasak. Bak kitleyin. Bak ben triyi veriyorum. Kitleyin abi tamam mı? Kazanıldıktan sonra mesela en iyi oynayanlara şöyle bir ekstra anahtar verebilirsiniz yani. Ben de ne pis bir adammışım. Demek ki takımım olsa böyle yapacakmışım demek ki yani. Evet burada da bir tuvalet ve banyo gördüğünüz gibi. Jacuzzi. Royal Benz'in oyuncuların duş aldığı alan.